Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız. Bugün farklı konu başlıklarımızın olacağı bir video ile karşınızdayız. Dilimizin döndüğünce bazı önemli hususları ön plana çıkarmaya çalışacağız. Anlatımda bir sürçülisanımız, bir kusurumuz olursa şimdiden affola diye belirtmiş bulunalım. Değerli dostlarım, arazi yüzey araştırmaları yaptığımız sırada karşılaşacağımız işaretli sistemleri arasında çoklu oyma sistemleri de bulunabilmektedir. Bu tip oyma sistemleri birden fazla yuvarlak, kare, dikdörtgen oyma modeliyle oluşturulabildiği gibi bunların dikey kayanın yan yüzeyinde ya da yere paralel yatay şekilde bir kaya parçası, kaya kütlesinin üzerinde olması halleri de mevcuttur. Her iki durumda da biz böylesi bir nokta ile karşı karşıya denk gelirsek, örnek olarak şu an görselde görmüş olduğunuz alan tarzında diyelim, birden fazla dikdörtgen oymasının yere paralel bir kayanın üstünde yapılmış versiyonundan bahsediyoruz. Bu tip bir alanla karşılaştığımızda aklımızda kesinlik olgusu olmaması gerekir. Kesinlik olgusuna ilişkin ya da kesinlik olgusuna yakın bir şeyler söyleyebilmek adına keşfin tamamlanması lazımdır. Kesinlik olgusundan kastımıza dönecek olursak, burası oda sistemidir. Burası mezar sistemidir. Yok efendim, burası büyük gömülerin olduğu noktadır vesaire tarzında afaki söylemlerden kafamızı bir arındırmamız gerekiyor. Çünkü bu tip alanlar özellikle milattan önce 1. yüzyıl veyahut işte demir çağı dönemi diyelim ya da pagan inancının geliştiği dönemleri de içine katacak olursak tanrı ya da tanrıça figürünün ön plana alındığı ve Tanrı ya da Tanrıçaya bir takım adakların, sunuların yapıldığı dönemi kastediyoruz. Bu anlamda yapılan ayin ve ritüellerde kullanım amacı öngören bir takım oymalar geliştirilmişti. Bu oymalar yuvarlak tarzda, dikdörtgen tarzda, kare tarzında yapılabilmekteydi. Hem dikey kayanın yan yüzeyine hem de yere paralel olacak şekilde. Bu nedenle bulduğumuz alandaki kare ya da dikdörtgen oyma, yuvarlak oyma sadece bir ritüelde kullanılmış olabilir ve bu anlamı dışında da herhangi bir anlam barındırmayabilir. Yani biz bu alanı bulduk, etrafta araştırma yaptık, hiçbir neticeye ulaşamadık. Yani yaptığımız keşif araştırmasından söz ediyorum. Bu sefer de aklımıza gelecek tek şey bu alanın bir ritüel alanı, açık hava tapınağının biraz daha ilkel modeli şeklinde değerlendirebileceğimiz bir alan olduğunun kanısına varmamız gerekir. Bunu da unutmayacağız ki araştırma neticesinde bir netice alınamıyorsa ya da keşif tamamladığımızda bir neticeye ulaşamamışsak bu tip alanları dediğimiz üzere açık hava tapınağı olarak da görebiliriz. Buradaki oymaları da sunu sistemleri tarzında değil, buradaki yapılan ritüel ve ayinlerde kullanılan bir araç gereç olarak görmemiz gerekir. Bu önemli hatırlatma kısmını yaptıktan sonra biz görselimize bir dönelim. Burada gördüğünüz üzere birden fazla dikdörtgen oymasının bir kayanın üzerine yapılmış versiyonunu görmekteyiz. Buradaki dikdörtgen oymalarının yanı sıra yuvarlak oyma modelimiz de mevcut. Şöyle çizelim. Bakın şurada görmüş olduğunuz tarzda yuvarlak oyma modellerimiz var. Tabii belli kısımları tahrip edildiği için tam net olarak ortaya çıkmamış. Diğer taraftan dikdörtgen oyma modellerimizin farklı versiyonları mevcut. Ve bunlara ek olarak şurada görmüş olduğunuz dikdörtgen uzaktan böyle bir ayak izini andırır şekilde olabilir ama kırılmaz ve tahrip olmadan dolayı bu şekilde kalmış. Burunun yan kısımlarından 2 adet kanal çıktığını görmekteyiz. Diğer noktadakilerine geldiğimiz zaman, oradaki dikdörtgen oymalara geldiğimiz zaman bitim noktasına, kayanın, taş bloğun, kaya parçasının ya da kaya kütlesinin bitim noktasındaki işaretçiler olarak değerlendirebileceğimiz oyma modellerine geldiğimizde bunlardan bir kanalın kayanın bitim noktasına doğru devam ettiğini görmekteyiz. Biz bu alanı bu şekilde belirledikten sonra ihtimal dahilinde diyeceğiz. Burası mezar sistemi olabilir. Ancak bu kadar çok oyma tek bir alanda yapılmış, yakın yapılmış, farklı yönlere bakacak şekilde tasarlanmış şekilleriyle karşımıza denk gelmekte. Bu da şunu anlamına gelmez arkadaşlar. Kanalların devam ettiği her noktada bir oda vardır gibi düşünülmez. Böyle bir algıyı zaten kafamızdan silmemiz lazım. Çünkü düşünün bu kaya 5'e 5 bir kaya kütlesi olsun. 5'e 5 bir kaya kütlesinin üzerinde 10 tane oyma var. 5'e 5 kaya kütlesinin altında 10 tane oda var anlamıyla örtüşebilecek bir durum söz konusu olabilir mi? Bunu bir kere kafamızdan çıkarmamız lazım. Olabilecek ihtimaller arasında
Yapılan geçmiş çalışmalar içinde katacak olursak şöyle bir durum söz konusu olabilmekte. Bir oda içerisinde birden fazla mezarın olması durumudur. Bu da çok çok nadir bir örnektir. Anadolu'da da karşılaşılabilir nihayetinde. Diyelim ki bu tip bir yerle karşılaştık ve yakın bitim noktaları diye tabir ettiğimiz taşın, kayanın, taş parçasının, kaya kütlesinin bitim noktasına yakın yerdeki işaretçilerin ya da oymaların bir üzerinden kanallar çıktığını gördük. Bu kanallar kayanın, kaya parçasının etrafından aşağı doğru akmakta. Yani akış yönü itibariyle baktığımızda gördüğünüz üzere bu tarafa devam etmekte, alt kısımdan yine devam etmekte. Şuradaki oyma modeline dikkat ederseniz şu kısma, zaten buradan bir kanal daha görüyorsunuz. Bitim noktalarına yakın yerlerde kanallarımız mevcut. Farklı farklı da çizelim. Kayanın dört bir tarafından aşağı akacak kanal sistemleri var. Bu tarz bir alanı görürsek aklımıza lütfen ama lütfen birinci öncelik burada yapılan bir ritüel gelsin. Ritüel alanının üzerinde bulunuyorsunuz. Kutsal bir noktada bulunuyorsunuz. Bu kutsal noktanın amacının bir açık hava tapınağı mı yoksa bir mezar noktası mı veyahut da daha önemli görebileceğimiz mimari yapısı olan bir mezar noktası mı? Bunların bir ayrımlamasını yapmamız lazım. Bu da tabii ki keşifle olacak. Burada yapacağımız keşif ve arazi çevresinde bakacağımız örneklemelerini de sizlerle paylaşacağız tabii ki. Şimdi bu tip belirlemeyi yaptıktan sonra sırayla devam ediyoruz. İçten dışa doğru bir araştırma yapacağız. Çoklu oyma sistemlerinde muhakkak surette tekildeki yaptığımız tarzda iç kısımlarını temizlemek önemlidir. Burada taşın üzeri doğal sebeplerden dolayı çeşitli kırılmalar, bükülmeler veyahut da bozulmalar olmuş olabilir. Bunları bir işaretçi hükmünde, bir yön işaretçisi tarzında düşünmemek gerekiyor. Özellikle murç işaretiyle karıştırılacak bu tip kaya yüzeylerinin üzerinde birden çok oyma sistemiyle karşılaşırsınız. Murça benzer tarzda, yani küçük oymalardan bahsediyorum. Bu nedenle bunlara dikkat etmeniz lazım. İçerisinde işçilik barındırması gerekmekte, işçiliği görmemiz gerekmekte. Bunu belirledikten sonra kanalların akar yönlerine gelip akar yönlerinde bir araştırma yaparız. Diyelim ki buradaki akar yönüne geldim. Kaya yüzeyinde araştırma yapacağım. Kaya yüzeyine baktığımda şu kısım çok net belli olmasa da görsel açısından bu 3D olduğundan dolayı tam belli olmayabilir arkadaşlar. Yüzeyine bakarsanız burada bir tıraşlama görürsünüz. Bu tıraşlama alanı burada karşılaştık. Sadece bu alan için geçerli mi değil mi? Bunun tespiti çok önemli. Çünkü böyle bir durumla karşılaşıldığında tamam efendim burası bizim için bu alanın işaret ettiği noktadır gibi düşünülüyor. Bizim bu düşünceden de sıyrılmamız gerekiyor. Keşfe devam edeceğiz. Tamam, burada tıraşlanmış bir yüzey gördük. Güzel. İşçilik devam ediyor. Alt kısımda toprak var. Toprak yüzeye doğru devam ediyor. Ancak biz diğer kısımlarına da bakmamız gerekiyor. Diğer kısımlarına geldiğimiz zaman oyma modellemesine göre bitim noktalarının altında şu kısımları da çizelim. Şöyle biraz daha anlaşılır olur umarım. Bu kısımların yüzeyinde de aynı şekilde tıraşlama var. Burada temel prensip olarak şuna dikkat edin arkadaşlar. Tıraşlanmış yüzey toprakla birleşik halde mi? Yani bitim noktası, şu bitim noktasından bahsediyorum. Sarıyla çizmiş olduğum alanı düşünün arkadaşlar. Bu kısım toprakla kaplı mı değil mi? Buna muhakkak dikkat etmemiz lazım. Toprak kaplı değil, direkt bitim noktası tıraşlı ve tabanı da düz bir kaya hükmü taşıyorsa, yani buradaki gibi yine böyle bir kaya hükmü taşıyorsa, bu her iki kayanın birleşim noktasında şu kısımda bir kanal oluşturulmuş mu, oluşturulmamış mı? Buna dikkat etmek lazım. Eğer bir kanal oluşturulmuşsa muhakkak surette bir eğim verilmiştir. Bu eğimi bir su dökmek diye tabir ettiğimiz bir sıvıyı buraya döktüğümüz zaman gidiş istikametinden bahsediyoruz. Böyle bir istikameti olup olmadığına bakılması gerekiyor. Var ise bu giden istikametteki toprak yüzeyinin olduğu bölüme dikkat etmek lazım. Oraya yoğunlaşmak gerekir diye de belirtelim. Bunun yanı sıra diyelim ki alanda her şeyi belirledik. Taş yüzeyinin üzerindeki işlemi bitirdik. Yani keşif çalışmamızı bitirdik. Burada bir parantez açayım. Bu tip yerlerin içerisinde para, malzeme ya da değerli eşya vesaire olmaz arkadaşlar. Oymanın içerisine bir şey konulmaz. Burası çoklu oyma sisteminin barındıran bir yer. Yani ben çoklu oyma olan bir noktada oymanın içerisinde kasa bulurum.
saklama noktası bulurum diye düşünmeyin. Bu tip noktalara dedektörle tutulabilir, dedektörle gezilebilir. Yani sonuçta keşif yapıyor. Ancak dedektör buradan sinyal verebilir. Özellikle orta ölçek ve alt ölçekteki bir dedektör bu tip kayalardan sinyal verecektir. Bu da bir değer hükmünde değerlendiriliyor. Genellikle bu yanlışa çok fazla düşüldüğünü görmekteyiz, özellikle arazide gezdiğimiz zaman. Çünkü kayanın mineralleşmesi ve demirleşme diye tabir ettiğimiz sebeplerden kaynaklı dedektörler, özellikle orta ölçekli ve alt ölçekli dedektörler bunu direkt değerli bir metal olarak görmekte. Millet de sanıyor ki bunun içerisinde malzeme var. Değerli arkadaşlar, bakın, dedektörle buraya geldiniz, salladınız, sinyali aldınız. Size ben diyorum ki, kefil olarak söylüyorum, burada herhangi bir şey yoktur. O sinyali hiç görmeyin. Buraya dedektör tutmaya da gerek yok. Çoklu oyma sistemlerinin bu şekliyle olan bölgelerinde, oymaların içerisinde herhangi bir malzeme, gömü, saklama olmaz. Bunu da net olarak söyleyelim. Bunların hiçbiriyle zarar verici bir eylemde bulunmayın. Bunu da yine belirtmiş bunların. Bu kısımdaki keşfimizi tamamladık. Tamamladıktan sonra diyelim ki bunun etrafı komple toprakla kapatılmış olsun. Yani şu kısmı düşünün arkadaşlar, çevre kısmını. Bu alan komple toprakla kapatılmış bir nokta. Biz yön aldığımız istikametlerden bir tanesi, diyelim ki şu istikamet, kanal istikametini görüyorsunuz. Kanal istikametinde bir ufak keşif araştırması yapıyoruz. Keşif araştırması yaptık, kanalın bitim noktasına geldik. Bitim noktasına geldiğimizde kayada bir yüzeyinde tıraşlanmış alan gördük. Tıraşlanmış alandan aşağı doğru baktık. Aşağı doğru baktığımız zaman karşımıza kayanın alt kısmı denk geldi. Alt kısmında bir oda şeklinde bölüm var. Ama odanın içerisine doğru geçtik. Odanın iç kısmına girdiğimizde bu oda boş bir şekilde karşımıza denk geldi. Yani odanın içerisinde hiçbir şey yok. Kaya kütleleri, alt kısımda da sabit son kaya kütlesi var. Herhangi bir durumda karşı karşıya denk gelmedik. Buradaki taş duvar örgülerini görmeyin. Bunlar sonradan yapılma arkadaşlar. İlk etap için, ana etap için konuşacak olursak, üstteki oyma modellemeleriyle aynı tarih için konuşacak olursak, bu alttaki taş ve üstteki taş, bindirme taşlar diye değerlendirebileceğimiz taş modelleri bunlar. Bu tip bir alanımız var. Alt kısmına geldik, sağına soluna. İşçilik durumu da bitti. Taban noktası da sabit kaya. Ve diğer noktalarda kaya hükmünde. Bu tarz alanlarda direkt karıştırılabilecek en önemli unsur şu olmakta. İşte üstte oymaları var. Muhakkak surette altta peş peşe devam eden odalar var. Böyle bir anlayışa giriliyor. Bu bizim yapabileceğimiz en büyük yanlışlardan biridir. Bu tip bir yerle karşılaşıyorsak arkadaşlar, burasına net olarak artık diyebiliriz ki kardeşim, burası ritüel yapılan bir nokta. Ayin yapılan bir nokta. Burada bir ayin ve ritüel gerçekleştirilmiş. Bu taş bloğu, bu kaya parçası ritüel ve ayinin bir parçasıdır. Bizim burada arayacağımız herhangi bir şey yoktur. Peki bu ayin ya da ritüel hangi amaçla yapılmış? Direkt tanrı ya da tanrıça inancına göre hareket edilmiş bir ayin ya da ritüel mi? Yoksa ölen kişi ya da kişilerin ruhlarına ilişkin yapılmış bir ayin modellemesi mi? Buna bakmamız lazım. Bunu da yapabilmek için araştırmayı çevreye genişleterek, çevrede araştırmaya devam ederek, ipucu yakalayarak aslında yapmamız gerekir. Dediğimiz üzere bakın, çok antik çağ döneminden bahsediyoruz. Antik çağ döneminde güneşin doğuşu, batışı vesaire bu tip doğa olayları önemli unsurlardır. Biz bu tarz komplike bir yapının olduğu bölgede etrafına baktık, altına baktık. Altında sabit son kaya gördük, bindirilmiş kaya gördük özellikle böyle. Üste bir tane kütle, çatı sistemi, kaya sistemi diyebiliriz buna. Altında bir kaya daha var ama baktık herhangi bir şekilde tabanda son kaya, bir durumla karşılaşmadık. Bunun işte hemen altında, işte kayanın içerisinde şu vardır, bu vardır vesaire tarzındaki inanışları bir kenara bırakıyoruz. Yapmamız gereken çevredeki araştırmayı genişletiyoruz. Yani halkamızı bir tur, iki tur genişleteceğiz. Bu genişletme sırasında karşımıza denk gelebilecek unsurlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yüzeydeki taş parçaları, kaya parçaları veyahut da yükseltiler, çakıl yığınları vesaire, bunların örneklemelerini de gösterecek. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki yapı bir mezar sisteminde mi? Yani bir ruhla ilişkili olarak mı yapılmış buradaki yapı?
Yoksa direkt Tanrı ya Tanrıça hükmünde mi? Özellikle burada yine bir parantez açmak istiyorum. Bu tip bir alanı bir ova noktasında, ovanın orta kısmında denk gelecek bir alanda görüyorsak, genelde açık hava tapınağı ya da açık hava tapınağının ilk modeli diye tabir ettiğimiz tarzda olmamakta. Daha çok bu açık hava tapınağı veyahut da ilk modeli diyeceğimiz durumlar bir su kenarı. Suyun kutsaliyetinden bahsetmiştik daha önce. Bir su kenarı, zirve yapan nokta, tepe yapan noktalar veyahut da tepeye giden yol güzergahı üzerinde. Bu tepelerde de tapınak ya da ibadethane hükmünde sayabileceğimiz yapı kalıntıları mevcut olarak karşımıza denk gelebilmekte. Bu tarz yapılara giden yol güzergahları üzerinde daha çok denk gelmekte. Ama bunun haricinde ova tarzı bir alanda, lanetim bir alanda karşımıza olmadık bir yerde işaretçi bu şekilde denk geliyorsa bunlar şüphe uyandırıcı durumlardır. Araziyi iyi okumak lazım. Eğer yapılan işaretleme bir ruhla alakalı ya da Tanrı ile alakalı olduğunu düşünüyorsak bu işaretlemenin, burada arayabileceklerimiz arasında önemli diye görebileceğimiz hususlardan bir tanesi iki dikili taştır arkadaşlar. Bunlar yatık vaziyette de olabilir ama ilk etapta dikili taş hükmündedir. Genel itibariyle de doğu yönünde karşımıza denk gelir. Bu tarz iki dikili taş ya da iki kaya arasında elle, insan elinin değmesi suretiyle işçilik yapılmış alanlar var ise bunlar geçiş kapısıdır. Yani ruhun ya da Tanrı'ya ulaşmanın kapısı olarak değerlendirebileceğimiz alanlardır aslında. Bu tip yerlerin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Eğer böylesi iki taş hükmünde ya da dikili taş hükmü diye sayabileceğimiz taş tarzında bir alanımız mevcutsa, bu taşların olduğu nokta bir kapı inanışına göre, yani dönemin inanışına göre bahsediyoruz. Bir kapı olduğunu düşünün. Bizim asıl anlatılmak istenen yeri bulmamız gerekiyor ya, bunu bulmak istiyorsak bu kapıdan geçmemiz gerekiyor. Bu kapı sonrasında araştırma yapmamız gerekiyor. Bu işaretçi ve taş sistemimizin asıl anlatısı buradan kaynaklanmaktadır. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu sistem çok farklı versiyonlarda da karşımıza denk gelebilir. İlk mezar tiplemesi diye tabir ettiğimiz dolmen tiplemelerinin çatı tiplemesi şeklinde yapılmış modellemelerin olabileceği tarzıyla denk gelir. Yani az önceki birden fazlaki yapılmış oyma modellemelerimizi düşünün. Bunun farklı şekillerde yapılması ya da biri sağ tarafa biri sol tarafa olmasından da biraz sonra bahsedeceğiz. O kısmı atladım sanmayın değerli dostlarım. Böylesi bir alanımız var. Bu alanda aramamız gerekenlerden bir tanesi şu an görselde çizim olarak gördüğünüz şekliyle değerlendirin. Bu iki dikili taş hükmünde, yani illa üstündeki taş blok olacak diye bir kaide yok, onu da belirtelim. İki taş hükmünde, bu taşlar büyük dikili taş da olabilir, küçük dikili taş da olabilir. Bunlara dikkat edin. Eğer büyükse üzerinde bir işaret olmayabilir ama küçük taşsa üzerinde bir sembol barındırabilir. Bunlar da üzerinde eğer ki bir sembol varsa biraz daha ehemmiyet derecesi önemlidir. Çünkü bulacağımız mimari yapı örneği biraz daha kallavi diye nitelendirebileceğimiz bir özelliğe sahip olacaktır. Diyelim ki yine işaretçilerimizin olduğu bölüme dönecek olursak bu kayanın üzerindeki tarzda birden fazla dikdörtgenle karşılaştık ve etraftaki araziye baktık diyelim. Eğer incelediğimiz arazi şu anki görseldeki tarzda bir alansa dikkat edilmesi gereken taş yığınlarından bahsettik. Burada birden fazla şekilde dikdörtgen oymamız vardı. Yön istikametinde devam ettiğimizde şurası, yani ilk dikkat çeken yer, yığmayı görüyorsunuz değil mi? Taş yığma hususunun olduğu yer. Bunlar yine eski döneme, antik çağ döneminden bahsettiğimiz bir dönemden kasıtlı mı? Milattan önce 1. yüzyıl diyelim. Yine tarih olarak da az çok bir tahmini olarak şey söyleyelim. Bu tip bir döneme ait taş yığma alanı. Bu alanlar genellikle kümülüslerin, höyüklerin ataları olarak değerlendirebileceğimiz bir husustur aynı zamanda. Bunlar mezarlık alanıdır. Kayanın üzerinde görmüş olduğumuz birden fazla dikdörtgen oyması bu alanın içerisindeki mezarlardan söz edebilir. Ve mezarların içerisindeki ölülerin yatırılmış pozisyonlarından dahi söz edebilir. Bu da taş ustasının geriye bıraktığı eserle alakalıdır. Bazı durumlarda olabilir, bazı durumlarda olamaz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani ben bir taş yığını görürsem, bu taş yığını büyük şekilde, ne kadar ihtişamlı şekilde ise bu alanda o kadar kıymetlidir ve keşfe açıktır. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra diyelim ki bu taş yığması hususu yok ama arazide devam ettiğin zaman şuradaki taş dizilimini görüyorsunuz değil mi?
Bu dizilimlerde dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Onu da belirtelim arkadaşlar. Diyelim ki bu çoklu oyma değil, tek bir oyma var. Tek bir oyma istikametine devam ettik. Bir tane mezar var. Ama mezar olduğunu da şu şekilde anladık. Diyorum. Taş diziliminden anladık. Bir taş dizilimi var. Şöyle kırmızıyla bir dizilim yapalım. Bu dizilim yaptığımız bölümü düşünün arkadaşlar. Böyle bir alanda karşılaştık ama bu alanın boyu 3 metre, 4 metre diyelim hatta. 4 metre boyu var. Yaklaşık 1 metre, 1,5 metre de eni var. 1,5 da en diye düşünün. Böylesi bir taş diziliminden bahsediyoruz. Bakın değerli dostlar, bunların birçoğu manevi bir anlam içerir. Ya da sembolik bir anlam içerir diyelim, daha doğru olur. Buradaki geniş şekilde yapılmasındaki ana mantık, daha sonraki insanlara ya da ölen kişinin bazı kutsiyet durumları söz konusu olabilir. Ya da statü olarak yüksek seviyede olabilir. Bu ilkel çağ döneminden kastımız. Bu nedenle böylesine büyük mezarlar, ihtişamlı mezarlar, uzunlamasına mezarlar yapılarak diğer insanlardan farklı oldu. Özellikle yine Tanrı'ya yakın olarak nitelendirilen insanların mezarlarında ya da taş dizilimlerinde bunların yapıldığı görülebilmektedir. Hani böylesi büyük bir alan yapılmış, bu alanda birden çok mezar olabilir veyahut da buradaki adamın boyu 4 metreymiş tarzında bir yorum yapılmaz, onu da belirtelim. Bu kısmı da bu şekilde kapatalım. Tekrardan taş dizilimine dönecek olursak bize şüphe uyandıracak yerler bunlardır. Devam ettiğimiz çizgi üzerinde yapacağımız araştırmada dikkat çekici unsurların her biri değerlendirilir. Peki sadece bu tarz işaretleme böylesi değerli bir nokta tarzındaki yerlere mi denk gelir? Tabii ki hayır. Diyelim ki yön istikameti aldık. Yön istikametine giderken bazı taşlar dikkatimizi çekti. Dikkatimizi çeken taşların yanında dikenli çalılık, çalı tarzındaki bir bitki türü söz konusuysa bu da biraz ehemmiyet artırır veyahut da önemini artırır da diyebiliriz. Bu tarz, bakın şuradaki çalılığa dikkat edin ve buradaki çalılığa. Bunlar kök itibariyle hani kesip yok etmediğiniz sürece yeniden bir yanından daha kök çıkar, bir yanından daha kök çıkar. Bu şekildeki bir çalılıklar özelliklerine çok fazla girmeye de gerek yok. Bu çalılıkların hemen ön kısımlarına, yan kısımlarına bakarsanız taş dizilimleri görürsünüz arkadaşlar. Yani etrafındaki taşları bir halka biçimi de oluşturabilir, dikdörtgen biçimi de oluşturabilir, farklılık arz eder. Böylesi bir noktayla karşı karşıya geliyorsam, işaretçimin yakın çevresinde halkayı genişlettiğimde arazi yüzey araştırması yapıyorum. Bunlara denk gelirsem bu bana normal tipteki bir mezarlık alanının işaretçisi ve bu alanda da ruhlara ilişkin bir takım ritüellerin yapıldığı, ölüm yıl dönemlerinde olabilir bunlar, bunların yapıldığının göstergesi şeklinde değerlendirilebilir. Hani bunun tam olarak eş benzeri değildir ama bizim mezarlıklarımızda şu anda musalla taşlarımız var. Bu taş sabittir. Gelen ölü burada üzerine konulur, namazı kılınır, daha sonra defnedilir. Bu sistemin benzeri diyebilirim buna. Bu tarz alanda ölü getirilip buraya konulmuyor ama ruhunun burada olduğunu, ruhuna buradan ulaşıldığını gösterir ve burada ona ilişkin, inanılan sisteme ilişkin bir takım ayinleme yapılıyor. Ben de geldiğim yönde araştırma yaparken böyle bir alanla karşılaşıyorsam bu alan çoklu oyma sisteminin göstermiş olduğu yerdir. Yani her dikdörtgen oyma bir oda değildir. Kuru mezar tipine çıkabilir. Her dikdörtgen oyma mezar değildir. Bazen sadece kullanım amacı öngörür. Bunları unutmamamız gerekiyor muhakkak surette. Yine benzer şekildeki alanın çevresinde yapacağımız araştırmalarda dikkat edeceğimiz bir husus da şudur arkadaşlar. Görselde görmüş olduğunuz gibi düz bir alanımız var. Bu alanın üzerinde ve özelinde bir araştırma yapıyoruz. Yaptığımız araştırmada kaya yüzeylerinin, çeşitli kaya yüzeylerinin toprak arasından çıktığını görmekteyiz. Bakın bu tip yerlerde blok taş modellemesiyle oluşturulmuş, ilk mezar tiplemeleri diye tabir ettiğimiz, çatı mezar tiplemesi diye de tabir ettiğimiz, alt sağ sol kısmına ya duvar örülür ya normal blok taşlar konulur, üstüne de büyük blok taş kapatılmak suretiyle bir mezar alanı, aslına bakarsanız ilkel bir oda alanı oluşturulur. Yani bu tip bir mezardan bahsediyoruz. Böylesi bir yer hükmü taşıyabilecek şekilde bir işaretlemeyle de karşı karşıya gelebiliriz. Bu nedenle de devam edilen noktada kaya yüzeyleri çıkmışsa, bu kaya yüzeylerinin üstünde bizzat işçilik de göremeyebiliriz, tıraşlama da göremeyebiliriz. Sadece yapmamız gereken bunun sabit büyük bir som kaya olup olmadığını belirleyebilecek bir takım uğraşlar yapabiliriz.
Eğer sabit bir kaya değilse, bir kaya parçası, kaya kütlesi hükmü taşıyacaksa, şu an görselde görmüş olduğunuz tarzda diyelim buna. Hatta şöyle biraz küçültelim. Bakın arkadaşlar, iki tarafı da şu şekilde görürsek bir kaya parçasını görüyorsunuz. Etrafı temizlenmiş. Şu üstündeki toprak parçasını görüyorsunuz, değil mi? Bunun diğer yapıyla uygun şekilde yine bu kısımları da komple kapatıldığını düşünün. Sadece aradan bir parçası çıktı, iki parçası çıktı vesaire. Biz bunun eğer ki bir parça, bir blok parça halinde olduğunu belirlemişsek, bu kısmın altında veyahut da bu kısım kapalı bir oda hükmünde karşımıza denk gelebilir. Ancak bu odalar, söylediğimiz üzere tekrardan bahsediyoruz, normal tipteki ya da daha verimli, daha mimari yapısının geliştirildiği versiyonlardaki örnekleri tarzında değil de daha ilkel modellerde olabilecek bir oda sisteminden bahseder. Bunun da özellikle bakın büyük taş bloğunu görüyorsunuz. Taş bloğun üzerine alt kısmında bu bloğu tutması için bir diklemesine başka bir blok taşın konulması suretiyle oluşturulmuş bir alan. İç kısmı oda sistemi. Bu oda sistemiyle işaretçi sistemimiz birbirleriyle ilişkilidir diyebiliriz. Örneğin çoklu oyma sistemini gördük. Gittiğimiz istikamette de bu tarz bir alan gördük. İç kısmına girdik. Tek bir sekiyle karşılaştık. Ölü sekisi var, ölü yatağı var. Başka bir şeyle karşılaşmadık. Bu şu anlama gelmez arkadaşlar. Hemen bunun duvarından başka bir odaya geçeriz falan diye düşünmemek lazım. Ama şunu düşünürüz. Dışarıya çıkarız, deriz ki bu alanda tek bir mezar yoktur. Buranın tarihini öğrenmek ve keşfini tamamlamak istiyorsam buradaki diğer mezar alanlarının olabileceği yerleri belirlemem lazım. Bunları belirlerken de işaretçi olarak gördüğümüz çoklu oyma sisteminin birbirlerine yakın ve uzaklığını bir harita hükmünde değerlendirebiliriz. İşte size hani o kayanın üzerinde farklı şekillerde olan durumlar söz konusuydu ya. Yani buradaki gibi bir tanesi diklemesine, bir tanesi yanlamasına, bir tanesi çaprazlamasına olacak şekilde çeşitli oyma modellerinden bahsediyoruz. Biz bulmuş olduğumuz ya da açılmış nokta itibariyle diyelim, karşılaştığımız mezar sistemi bunlardan sadece bir tanesini tasvir edecek şekilde karşımıza çıkabilir. Ancak diğer mezar tiplemelerini belirlemek istiyorsak buradaki harita sistemi şeklinde düşüneceğiz. Araziye bu şekilde dağıtılmıştır diyebiliriz. Bunun parantez içerisinde yine söylüyorum. Sistemsel olarak birden çok oyma modellerinin mezarı temsil etme durumlarında, yani bir sunu çukuru olarak değerlendirilmesi durumlarında tek bir mezar içerisinde birden çok ölü hükmü taşıyabilir. Veyahut da araziye dağıtılmış bir mezarlık alanıdır. Bu mezarlık alanına alakalı bir haritalandırma biçiminin buraya yapılmış versiyonuyla karşı karşıya denk gelebiliriz. Tabii bunlar için en önemli diyebileceğimiz, daha ehemmiyetli diyebileceğimiz hususa gelecek olursak, o da görselde görmüş olduğunuz tarzdaki tümülüs ya da höyük diye tabir edebileceğimiz, genelde höyük modeli olur, bu alanlardır. Böylesi bir noktaya yakın yerde işaretlememiz varsa, bu işaretleme höyüğün dışarısındaki mezarları kuru mezar tiplemelerini de gösterebilir. Bunu göz ardı etmeyelim. Muhakkak surette höyüğün içerisini gösterecek de bir kaide yoktur. Çünkü höyük alanları, tümülüs alanlarını bu günümüz itibariyle incelediğimiz zaman %90'ından üzerine diyelim, etrafında yani tepe noktasında, etek noktasında çeşitli mezar noktasının olduğunu, hala günümüzde kendi ölülerimizi koyduğumuz tümülüslerin eteklerini mezarlık olarak yaptığımız yerler mevcut. Bu nedenle bu tip mezarlarla karşılaşabiliriz. Bunu da unutmamak gerekiyor. İlla tümülüsün içerisini işaret eder tarzda değildir. Ancak şimdi burada iki tane durum söz konusu. Birincisi, göz önünde net olarak gördüğümüz bir yükseltimiz var. Bunda hemfikiriz. Sıkıntı yok. İşaretçimiz varsa bu işaretçimizin karşısında almış olduğu yer istikametini ben bunu belirlemişsem bu zaten tamamdır benim için. Ancak bunun yanı sıra hemen yanındaki iki noktanın daha belirgin versiyonlarını koydum arkadaşlar. Bakın iki tarafı dere, yani su akarının olduğu kısımdan bahsediyoruz. Ağaçlık noktası yok, kayalık noktası yok. İki tane dere noktası. Dere noktasının sağından soluna geçitler, yani şu kısımda aynı şekilde çizecek olursak, yani doğal bir oluşum tarzında da görülebilir. Ancak ben bu işaretlemem, şurada bir kayanın üzerinde ben bu işaretlememle birden fazla oymamla karşılaşmışsam, bu oymaların da doğu kısmında, özellikle doğu kısmında diye de belirtelim, doğu kısmında
bu tarzda şüphe uyandıracak, doğal görünümlü tarzında da görülebilecek şekilde bir yükselti alanı, bakın zirve tepe olması değil, bir yükselti alanı tarzındaki yerle karşılaşmışsam, benim için bu yer araştırmaya tabi noktadır. Ben bu noktaya gider araştırma yaparım. Yüzey araştırmasında keramik parçaları, küp parçaları, çeşitli at nalının mıhı diye tabir ettiğimiz, kusura bakmayın, mıh parçaları tarzında çürümüş demir parçaları, ok parçaları vesaire tarzda, yani eskiye ait bir takım yüzeyde karşıma denk gelebilecek ne varsa bunlara bakarım. Özellikle de arazi yapısı taşlık, kayalık, som kayalık değilse, bu tarz yapıların yani bir tümülüs ya da höyük diyelim, daha doğrusu höyük yapıları tarzındaki alanlar mevcutsa, buradaki toprağın tutulmasını sağlayacak bir takım mimari yapıların olması gerekir. Bunlar da taş dizilimleriyle, yani etek kısmına taş dizer, alt kısmına taş dizer vesaire, ya da toprak yapısını daha sağlam, toprağın birbirini tutması için normal yağmur yağdığında akan toprak tarzında değil de biraz daha etli toprak veya sürü gibi düşünebilirsiniz. Bu tarzda bir yapıyla da karşı karşıya denk gelebiliriz. Yani ben bunu gördüm, bu istikamete gittim, bu istikametteki yükseltide yapacağım araştırmalarda hem doğal işaret hükmüne koyabileceğimiz ya da doğal bir durumdur ancak şüphe uyandıracak bir hususu vardır. Bunun yanı sıra da toprak yüzeyinden çıkan geçmişe ait izlerle birlikte değerlendirmesini yapmam gerekir diye de belirtelim. Tabii ki zemin üstü, zemin altı karışık olarak sizlere bahsediyoruz. Zemin altı ile alakalı bir durumdan yine söz edelim. Bakın arkadaşlar, mimari yapının çok böyle gelişmediği bir versiyondan bahsediyoruz. Özellikle Demir Çağ döneminde Anadolu'da da karşımıza çok fazla örneğe denk gelir. Sal taşı modellemesiyle yapılmış bir takım oda sistemleri görülebilir. Yine arazinin yapısına uygun olarak, yani arazide kayalık bir arazi ise kaya yapısının kaya içerisinde oyulması tarzıyla da denk gelir. Ya da toprak biraz daha ağırlık versiyonu varsa blok taşlar ya da bu şekilde görselde görmüş olduğunuz sal taşı sistemleriyle de yapılmış bir takım yerlerle karşı karşıya denk gelebiliriz. İşaretçimiz bir kaya üzerinde birden fazla dikdörtgen oyma. Bu tip oymalardan aldığımız yön istikametinde, tabii ki bunların hepsi ihtimal dahilinde, ama birinci önceliklerimizi önceliklere göre sıralayarak devam ediyoruz. Videonun başında söylediğimiz kısmı unutmamamız gerekiyor. Geldik ve istikametli araştırma yaparken yüzey araştırması sırasında üst kısım, şu toprak alanını görüyorsunuz değil mi? Buradan yürürken bir tane taş parçasının çıktığını gördünüz. İşaretten yön aldınız, yön istikametinde araştırma yapıyorsunuz. Yön istikametinde yaptığımız araştırmada benim karşıma denk gelecek her husus benim için kıymetlidir. Ben bununla karşılaştıktan sonra, etraf zaten toprak bir alan. Bu toprak alan içerisinde birazcık büyük bir taş parçasına denk geliyorsam, bu da bir şüphe uyandırması gerekir hali hazırda. Etrafına baktığımda bu taşın bir blok taş olduğunu anlayabiliyorsam, bunlar bakın arkadaşlar ağır çalışma vesaire tarzındaki hiçbir şeyle bizim işimiz yok. Ben ayağımı üstüne koydum. Şu kısmı ayağımı koyduktan sonra taşı hissettim mi? Ya da taşı gördüm mü? Taşın hemen birazcık etrafını açarsam, şuna dikkat edin arkadaşlar. Yapı özelliği olarak dikkat etmenizi istiyorum buradaki kastım. Taşların sıkıştırılmış versiyonu. Bir blok taşın, büyük bir parçanın arasına, sağına soluna birkaç tane taş sıkıştırılmışsa, zaten bu otomatik benim bu noktaya yönelik bir araştırma yaptığımın göstergesi olacaktır. Diyelim ki bu araştırma neticesinde ya da halihazırda açık bir nokta olarak da karşımıza denk gelir. Görselde görmüş olduğumuz gibi bir alanla karşılaştık. Yalnız burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Blok taşı gördük. Blok taşının etrafına baktık. Buradaki gibi alt kısım gördük. Yani boş bir alan gördük. Bir giriş noktası da karşımıza denk gelmedi. Şu altı da toprak şekilde olacaktır. Hemen altında bir taş vardır. Vesaire. Böylesi bir noktayla karşılaşırsak, blok taşın altını gördük ve etrafında da taş sıkıştırmalarını gördüğümüz zaman, büyük blok taşın alt kısmına doğru temizlik yapılması lazım. Yani araştırma yönüdür bu. Bu noktalara göre araştırma yapılması lazım. Çünkü mimari yapılarına baktığımız zaman bu tarzdaki blok taşların tekil ve çoğul anlamda kullanıldığı örnekleriyle karşı karşıya denk gelebilmekteyiz. Bu nedenle de biz araştırma yaparken bunlara dikkat etmemiz lazım. Birinci blok taşı
boş geçip yani fake bir taş olarak, sahte bir taş olarak koymuş da olabilir. İkinci blok taşı bulmanız gerekebilir ama her ikisi arasında kalkıp da böyle 3 metreler, 5 metreler vesaire tarzında bir yükselti gibi durum düşünülemez. Bunu da yine belirtmiş olalım. Alt kısma geçtiğimizde bir oda sistemiyle karşılaştık. Bu tip noktalardaki oda sistemleriyle işaretçimizi muhakkak surette kıyaslamamız lazım. Oda sisteminin içerisinde tek bir ölü yatağı, tek bir ölü vesaire tarzında, tekil durumda ya da iki ölü yatağı, ölü sekisi var, başka bir durum söz konusu değilse, açık bir alandan bahsediyoruz tabii ki burası. Böyle bir alanı belirledik. Geriye kalan kaya üzerinde 10 tane oyman vardı. 2 tanesi gitti, 8 tanesi kaldı. 8'i için 8 ayrı mimari yapıda oda olabilir. Buna göre bir araştırma yapabiliriz. Peki, diyelim ki biz böyle bir alanı belirledik. Bu alanın içerisinde oda sistemi belirledik. Oda sisteminde tek bir ölü sekisi belirledik. Geriye de 9 tane oymamız kaldı. 9 oymamızın 9'u da aynı şekilde oda mıdır? Bunu sorduğumuz zaman hiçbir zaman kesinlik olgusu kullanmadığımızdan bahsettik ya. Burada da aynı şekilde. Geriye kalan 9'un 9'u da kuru mezar tipi olarak da karşımıza çıkabilir. Veyahut da bir tanesi odadır. 9 tanesi sadece ritüelin parçasıdır. Veyahut da 5 tanesi odadır. Geriye 4 tane daha oda çıkar. Geriye kalan 5'i bir kuru tiplemede, mezar tipi şeklindedir. Bunları lütfen unutmayalım. Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa, yani hem kuru tipleme hem oda tiplemesi mezar olacak şekilde bir durum söz konusuysa, burada yapılan işaretlemeler arasında belli bir farklılık görürüz arkadaşlar. Yani işaret kısım itibariyle ikiye ayrılmıştır. Kaya üzerindeki işaretleme için konuşalım. Birinci kısım ve ikinci kısım olarak değerlendireceğimiz işaretçiler birbirlerine farklılık gösterecektir. Yani birinci kısımdakiler oda sistemini gösterirken, ikinci kısımdakiler bir kuru mezar tiplemesini gösterebilecek şekilde yine sunak alanı, sunu alanı vesaire tarzında katabileceğimiz bir olgu da içerisinde barındırıyor. Bu tarzda bir durumda olabilir. İhtimaller arasında mevcuttur diye de belirtmiş bulunalım. Yine düşünün ki böyle bir arazideyiz. Arazide bir keşif araştırması yapıyoruz. Keşif araştırması yaptığımız sırada düzlük bir alan olarak farz edin arkadaşlar, bunu örnek olarak gösteriyorum. Bu kısımda bir taş bloğumuz var. Taş bloğumuzun üzerinde çoklu oyma sistemimiz var. Oyma sistemimizin üzerinde bir araştırma yapıyoruz. Yaptığımız araştırmada alt kısmını boş olarak gördük. Yani burası bir ritüel ya da ayin alanı olabileceğini değerlendirdik. Bunda netiz. Sadece ritüelin ve ayinin hangi amaçla kullanıldığını bilmiyoruz. Hangi amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Dönemini de net olarak söyleyemiyoruz. Biz buna ilişkin bir etrafta araştırma yapacağız. Yapacağımız araştırmada bakacağımız sistem olarak şüphe uyandırıcı durumları ön plana çıkaracağız. Nedir mesela bu arazide şüphe uyandıracak husus? Diyelim ki şuradaki taş parçalarını görüyorsunuz değil mi? Ve üst kısımda hafif yükselti yapan yerimiz var. Bu iki nokta bizim için şüpheli noktalar arasında yer alır. Eğer ki düzlük bir alandaysak ve uzak noktada, yakın noktada da sabit son bir kayamız söz konusu değilse, bu kayaya yakın yerdeki en yakın noktadaki şüphe uyandıracak etmenler. Bunlar taş kırıntıları, taş parçalarının olduğu noktalar dahil olmak üzere de iyice dikkat edilmesi gereken ya da hafif tümşek yapan alanlar. Bu alanların doğal olarak karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek. Ancak bir kez olsun işaretçimizden çıktık gittik, orada yakalayacağımız en ufak ipucu işareti direktmen size çözdürecektir. Bu anlamda önemlidir. Diyelim ki geldik bu taş blokların olduğu yerde, taş parçaların olduğu yerde diyelim bir araştırma yapıyoruz. Bu tip noktalarda karşılaşılabilecek güzel bir mimari yapı örneği var. Bu mimari yapı örneği inanın bana Anadolu coğrafyasının çok farklı yerlerinde mevcut. Ancak hali hazırda araştırma yapılmadığı için, bodoslama yapıldığı için sadece gel geç yapılıyor, başka bir şey değil. Aslında bakılması gereken yeri keşfi net olarak tamamlasak direktmen zaten aranan noktayı da bulmuş oluruz. O alanlarda görselde görmüş olduğunuz tipteki alanlar arkadaşlar. Bunlar zemin sabit kayadır. Bu sabit kaya noktasının üst kısmında taş parçaları bırakılır. Yani sabit kayanın görselde görmüş olduğunuz alan gibi şu kısımdan
Kuyu tipli sistemler de olabilir bunların içerisinde. Yarım dromos dediğimiz hafif meyil yapan dromos tarzında da olabilir. Bu giriş modellemelerinden bahsediyoruz bunun için. Veyahut da direkt olarak bir kapak, yani bir alan açıldı, üstü kapatılacak şekilde direkt olarak odaya bağlantı yapan bir alan da olabilir. Bu alanları gizlemek için sabit kaya noktasında bu alan işlendi, mimari yapı belirlendi, oda sistemi oluşturuldu, üstü kapatıldı. Kapatıldıktan sonra normal bir doğal görüntü verilebilir. Özellikle Yunan mimarisinde karşılaşabilecek, ilk Yunan için konuşabileceğimiz örnekler arasında, Yunan mimarisinin ilk örnekleri diyelim daha doğrusu, karşımıza denk gelebilecek bir husustur. Bu tip bir alanımız var. Alandaki taş parçalarından şüphelendik ve gittik. Gittiğimiz alanda taş parçalarının altını sabit kaya olduğunu belirledik. Belirledikten sonra şöyle bir geriye çekilip bakın arkadaşlar. Baktığınız zaman etrafta sadece belli başlı kırılmış şekilde görünen taş parçalarının o alanda durmasının şüphe uyandırıcı bir etmen olması gerekiyor. Her ne kadar araziye bazı şeyler uydurmaya çalışsanız da kazdığınız toprağı düşünün arkadaşlar. Tekrar doldurduğunuzda aynı şekilde almayacaktır. Bir farklılık geriye bırakacaktır. Biz de bu farklılığı yakalamaya çalışacağız. Eğer sabit kaya kütlesi bu alanda tabanda mevcut şekilde ise, diğer tarafta işaretçimizin yapıldığı yerin çevresine de baktık toprak alansa, işaretçimizin anlattığı değerin eğer ki yine oda sistemi barındıracak şekilde içerisinde bir durum söz konusuysa, işaretçimizin anlattığı değer bizim karşımıza görselde görmüş olduğunuz tarzda bir alan olarak gelebilir. Bu alanların üstü blokla kapatılmıştır. Kapatılan bloklara uygun şekilde etrafına taş parçaları odanın içerisinde bir çalışma yapılırken buradan çıkarılan taş parçalarının blokların dağıtılması suretiyle uygunluk verilmiş. Veyahut da yine görselde görmüş olduğunuz gibi dikenli çalılıkları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunları özellikle dikip giriş noktalarını dikmek suretiyle bir araziye uyum süreci oluşturma söz konusuydu. Bunlarla ilgili çok fazla örnek var. Özellikle yine yakın dönem medeniyetlerinde de benzer durumlar var ama yakın dönemde saklama hususları biraz ön plandadır. Mezarla alakalı durumlarına gelecek olursak değer durumu itibariyle alanı belirlemek çok önemlidir. Çünkü buradaki medeniyetin yaşantısıyla alakalı bir takım bilgiler elde edebilir. İşi ehline teslim ettiğimizde yani diyelim ki böyle bir alanı belirledik. Kültür varlıklarına ilgili müzedir ya da ilgili bakanlıktır teslim ettiğinizde bu alandan çok güzel veriler çıkabilir gün ışığına. Bunun yanı sıra şunu unutmamamız lazım. Yakın dönem medeniyetlerinde ya da ilk Hristiyanlıktan daha sonraki dönemlerdeki Hristiyanlıklara da baz alırsak bunların mezar sistemleri içerisinde gömü arayan arkadaşlara söylüyorum. Aramalarına gerek yok. Öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Afaki anlatımlardan lütfen kaçının. Çünkü bir müddet sonra insanın aklını sürekli olarak kurcalamaya başlar. Yani bir nevi hastalık seviyesine getirebilir sizleri. Ona dikkat etmeniz lazım. Milattan öncesi durumlar, milattan sonraki Hristiyanlık haricindeki diğer bazı bir takım medeniyetler için geçerli olabilecek şekilde ölü hediyeleri bırakma durumları söz konusuydu. Hani bunun haricinde bir açılmış noktanın içerisine girdiğinizde dahi herhangi bir şeyle karşı karşıya denk gelmeyebilirsiniz. Sadece bir testiyle denk gelebilirsiniz. Bunlar farklı anlamlara gelecek, şu anlama gelecek, bu anlama gelecek tarzında sizlere birilere fikir vermeye çalışırsa ya da bir yorum getirmeye çalışırsa bunlardan aman ha aman uzak durun değerli dostlarım. Bizim anlattıklarımız daha çok antik çağ dönemine ait. Mimari yapıları o döneme ait ve emin olun arkadaşlar bu topraklarda birden çok bilinmeyen medeniyet var. Bu medeniyetleri ortaya çıkarmak da sizlere nasip olabilir ya. Emin olun, sizin yaptığınız bir araştırma gün ışığına yok olup kaybolmuş gitmiş bu coğrafyada yaşamış bir medeniyeti ortaya çıkartabilir. Bu nedenle biz yaptığımız her şeyi yasal çerçevede yaparsak her türlü kazanırız. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi İşaretçimizden tekrardan yola çıkarak çok değer konumunu en üst seviyeye çıkaracak hususu en son plana bırakmaya çalıştık. Genel itibariyle şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer ki bir yükselti alanında ya da şüphe uyandıracak bir yükselti alanı, tümülüsten daha küçük versiyonda, höyükten de biraz daha küçük versiyonda olabilir. Ortalama bir höyüğü göz önüne aldığınız zaman. Böylesi bir yerle karşılaşma ihtimalimiz mevcut.
Burada tekil oyma durumuyla da karşılaşabiliriz. Ya da çoklu oymamız vardır. Oymalardan bir tanesi sadece buradaki yükseltiyi kastetmiştir. Küçük bir odacık hükmünde mimari yapısı böyle karşımıza denk gelebilir. Diğerleri kuru mezar tiplemesindedir bunun etrafında. Yani düşünün ki bir köy var. Köyün bir ağası var. Ağanın bir mezarını düşünün. Ya da işte bir hükümdarın mezarını düşünün. O tümülüstür. Bu höyük, hatta höyükçük diye tabir edelim. Böyle bir mezarı olabilir. Bu tarzda bir sistemle yaklaşmak gerekir. Yükselti alanının etrafında yapacağımız araştırmada blok parçalar bizim için önemlidir. Taş dizilimleri bizim için önemlidir. Bu taş dizilimleri ve blok taşların özellikle yine toprağın yoğun olduğu yerlerde toprağın kaymasını engelleyici bir etmen olarak bir mimari yapı özelliği olarak kullanılmasını lütfen ama lütfen unutmayalım. Bunlar önemli ipuçları olarak karşımıza denk gelecektir. Bu tip bir alanda bir blok taş bulduk. Blok taşın alt kısmında giriş olabilecek nokta belirledik. Veyahut da diyelim ki yükseltinin etek kısmında bir araştırma yapıyoruz. Araştırma sırasında kesme taş bulduk. Bakın şuradaki kesme taşı görüyorsunuz değil mi? Kesme taş hemen altında yine bir araştırma yaptık. Alt kısmında taş yok. Yani tek bir tane taş var. Yanlarına değil de altına baktık, üstüne baktık yok. Alt üstte yok ve burada bir araştırma yapmaya devam ediyoruz. Yapacağımız araştırmada muhakkak surette sağ sol kısımlar itibariyle bakacağız. Yani görselde görmüş olduğunuz gibi tek taş dizilimiyle bir koridor oluşturulmuş olarak yani ölünün hareket ettirildiği ölü yol olarak değerlendirdiğimiz yol güzergahının karşımıza denk geldiği alanın sadece tek taş dizilimiyle de yapılmış olabileceği versiyonları mevcuttur. Bunu yüzden söylüyorum. Bu mevcudiyet de şuradan gelmekte. Şu kısmı komple bir yükselti alanı düşünün arkadaşlar. Eteğin yani yükseltinin taban kısmı burası, yükseltinin tavan kısmı burası. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle alt kısımda sadece bir tane taş bloğu karşımıza denk gelebilir. Eteğin bitiş noktası için konuşacak olursak. Şimdi gelelim. Diyelim ki iç kesimde bir araştırma yapıyoruz. İç kesime girdik. Görselde görmüş olduğunuz gibi iç kesimde küçük bir odacık var. Başka bir durum yok. Şu kadar bir oda. Yani bu ne kadar diyelim size? 2'ye 1,5 bir oda sistemi ya da 2,5'a 1,75 tarzında bir oda sistemi karşımıza denk geldi. Odanın içerisine girdik. Bunlar kare modeli de olabilir arkadaşlar. 2'ye 2 tarzda da olabilir. Odanın içerisine girdik. Bir tane ölü sekisi var. Başka hiçbir şey yok. Bu tip noktalarda iç kısımda yapacağımız araştırmada dışarıdaki işaretçi hükümlerinde değişkenlik gösterebilir. Oda içerisi oda sistemi ya da bir oyma içerisi oyma sistemiyle tekil bir işaretçi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu sistemle de karşı karşıya denk gelebiliriz. Buna yönelik araştırma yapıyoruz ama sabit som kayalık görüyoruz. Burada ölü yatağın olduğu kısma geleceğiz arkadaşlar. Ölü yatağın içerisinde bir şeye yaramanıza gerek yok. Bunu bir kere daha net olarak belirtelim. Ancak ölü yatağı sistemi oluşturulurken bir şey dikkat edilmesi lazım. O da bakın yatak blok bir taştan oluşmuş. Blok bir parça. Bu parça eğer ki sabit şekilde değilse yani etraftaki yapılan som kayayla şuradaki kayalığı görüyorsunuz değil mi? Dört taraftaki kaya noktasını görüyorsunuz. Bu kayayla birebir uyumlu tarzda değil. Bir farklılık arz ediyorsa, özel olarak getirilmiş ve buraya konulmuş tarzdaysa yani hareket ettirilebilir bir tarzı varsa. Bu da her zaman gözle çıplak gözle görülebilecek bir durum olmayabilir. Dip kısımlarında horasanlamayla bir sabitlemeyle uygun hale getirilmiş de olabilir. Ya da bir kurşunlamayla uygun hale getirilmiş olabilir. Dönemin da mimari tekniğine göre de değişkenlik gösterir. Böyle bir alanı belirledik ve burada bir şüphe uyandırıcı durumla bunun hareketli bir ölü yatağı olduğunu belirledik. O zaman biz burada bir keşif araştırmasına devam edebiliriz. Yapacağımız keşif araştırmasında da şu kısım çok önem arz edecek. O da taşın hemen arka kısmı arkadaşlar. Arka kısmının duvarla birleşim noktası. Şuna dikkat edin değerli dostlarım. Bakın bu bitim noktasını görüyorsunuz değil mi? Bitim noktasında taşı geriye çektiğimizde böyle bir boşluk alan kalıyor. Ama taşı yapıştırdığımızda taşın iz noktasını görüyorsunuz şurada şöyle çizecek olursak. Taşın iz yapan noktası yani ölü yatağının buraya birleştirildiği noktadan bahsediyorum. Hemen bu birleşimleri horasanla dışarıdaki kaya noktasıyla uyum sağlayacak nitelikte. Ancak biraz daha yakın baktığımız zaman etraftaki diğer uyumlu renklerle
bu alanın uyumsuz olduğunu zaten görebilmekteyiz. Böylesi bir uyumsuzluk durumunda karşımıza denk gelecek bir takım durumlar vardır. Bu durumların başında iç kısımda bir saklama durumu, yani ölünün dünyalık malı ahirette kullanabileceği, inanış olarak tabii ki söylüyorum, diğer aleme geçişte kullanabileceği, öbür dünyada kullanabileceği, tabii inanışa göre de biliyorsunuz diğer alemin isimleri farklılık gösterebilir. Kullanacağı malzemelerin konulduğu bir alan olarak düşünün arkadaşlar. Bu tip alanlar asıl gizli noktalardır. Çok 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 nadiren çıkabilecek bir husustur. Ama çıkma ihtimali var mıdır? Vardır. Lakin bu şu anlama gelmez. Ben bir ölü yatağı görürsem bu ölü yatağın arkası muhakkak surette bir saklama alanıdır. Bu en büyük yanlış anlaşılmadır. En büyük yanılgıdır ve bizi vandalizme götürür. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakın değerli dostlarım. Horasan anlamayla yapılmış ve bir oda sistemi içerisine konulmuş, oda sistemi içerisine yapılmış bir horasan anlama varsa, güneş değmemiş ya da sertleşmesini etkinleştirecek tarzda bir durum söz konusu değilse, bu tip horasanlar çok çok daha net kendini belirler. Bunun yanı sıra kurşunlamayla usulüne uygun olarak yapılmış bir durum söz konusuysa zaten bunu anlamama gibi bir durumunuz söz konusu değildir. Lakin sabit kayalar da kendisini çok çabuk belirler. Eğer ki şu kayayla bunun yanına bir ölü yatağı olduğunu düşünün şöyle. Kayadan çıkan bir ölü yatağı mevcutsa kendisini o kadar belli eder ki arkadaşlar el yordamıyla anlarsınız. Hem Horasan anlarsınız, hem kurşunlamayı anlarsınız, hem sabit kayayı anlarsınız. Bu ayrımlama yaptığınız sürece de sizler bir netice elde edebilirsiniz. Ancak bunun dışında herhangi bir hareket planına girmeyin. Ya da işte başka yorumlar birileri sizlere der ki işte bu taşın içinde şu var, efendim şu duvarın arkasında bu var vesaire vesaire. Bunların hiçbirine kulak asmayın arkadaşlar. Çünkü size kesinlik olgusuyla birisi konuşuyorsa orada bir yanlışlık vardır. Çünkü Anadolu'da bir işaret doğuda farklı, batıda farklıdır. Güneyde farklı, kuzeyde farklıdır. Her yerde aynı hükmü taşımaz. Bir noktada çoklu oyma sistemi bir ritüel alanı iken bir noktada kuru mezarların oluşturduğu bir mezarlığın alanı olarak, işaretçisi olarak karşımıza denk gelebilir. Bir noktada tek bir yer içerisinde birden çok ölüyü temsil ederken bir noktada birden fazla zemin altı, zemin üstü odayı temsil edebilir. Bir noktada ritüelin bir parçası olarak dedik ya, sadece oyma alanımız var, oyma alanının yanında bir giriş kapısı var. Yani dikili taştan söz ediyoruz. Dikili taşın arka tarafında bu hiçbir şey yok arkadaşlar. Dikili taşlar da bir zirveye yakın alan diyelim. Bu alandan çıktığınız zaman sadece ova tarzında bir yeri görüyorsunuz. Direkt ben bu şekilde sadece bunun haricinde odadır, saklamadır, değerdir vesairedir hiçbir olmaksızın bu haliyle de karşı karşıya denk gelebileceğimiz bir durumu ihtiva edebilir. Bu nedenle tekrar tekrar söyleyelim. Keşif bitmeden hiçbir zaman bir fikir dahi beyan etmeye gerek yok. Önce bir keşfi bitirelim. İşaret hangi amaçla yapılmıştır? Ne amacıyla yapılmıştır? Bunu belirleyelim. Sonra bu işaret bize ne anlatabilir? Hangi tip mimari yapılar anlatabilir? Bunları belirleyelim. Bunları toprakla ve işaretle yakın temas halinde olduğumuz sürece yakalayabileceğimiz güzel ipuçlarıdır, belirleyebileceğimiz durumlardır. Bunları da lütfen unutmayalım. Videoyu biraz yine uzattık, kısa tutmaya çalışacaktık ama anlatacak daha fazla konu başlığımız da var. Lakin uzun olduğu için burada noktalamak istiyorum. İnşallah diğer videoda vakit bulabilirsek, hazırlarsak o videomuzda anlatırız değerli dostlarım. Bizi sonuna kadar dinleyen dostlarımız sağ olsunlar, var olsunlar, haklarını helal eylesinler, vakitlerini aldık. Bu arada son kısmı izleyen arkadaşlar sadece fark edecektir. Birçok arkadaşımız bu notlarla alakalı, kendi tuttuğum notlarla alakalı olarak bunların işte bir yazılı hale getirilme durumunu sormaktaydılar. Nasip olursa yakın zamanda bunu yazılı hale getireceğiz. Önümüzdeki hafta bir kitap olarak basılabilir. Yani planlama o şekilde devam ediyor. Vakit buldukça bunu bir hızlandıracağız. İsteyen arkadaşlarımız temin etme konusudur vesairedir. Onunla arkadaşlarımız ilgileniyor.
Onunla alakalı da bilgilendirmeler hem grupta hem buradan yapılacaktır. Allah nasibimizi bol eylesin. Gönlümüzü temiz eylesin. Bakışımızı temiz eylesin. Art niyet içimizde barındırmasın. Bunları söyleyelim. Yapacağımız her çalışmayı yasal çerçevede yapalım arkadaşlar. Bizler tarih aşığı insanlarız. Bizim bu tüm anlatımlarımızın hepsi sizlerin keşfedebileceğiniz durumlarla, kendiniz dahil olmak üzere gerideki çocuklarınıza bir miras bırakabileceğinizi anlatabilmektir. Ta ki bize geçmişteki insanların miras bıraktıkları hususlara, işaretçilere, mimari yapılara sahip çıkarak biz de bunları gelecek kuşaklarımıza aktararak onların eserlerine devam ettirmek. Biz nasıl böyle devam edersek, onların eserlerine saygı duyar ve onların eserlerini aktarırsak emin olun bizim eserlerimiz de bizden sonraki nesiller tarafından başkalarına aktarılacaktır. İnsanın dünyadan alacağı, edeceği inanışımıza göre ne zaman bitiyor? Hepimiz biliyoruz. Duası eksildiği zaman, dua edecek kimsesi kalmadığı zaman bitiyor. Bizim inanışımız böyle. O nedenle biz yaptığımız bir iyilik, bir güzellik emin olun bir sonraki kuşakta, bir sonraki kuşakta aktarım vasıtasıyla dua olarak, iyilik olarak, güzellik olarak bizlere ve ruhlarımıza dönebilecektir. Bunu unutmayalım. Rabbim nasibinizi bol eylesin. Sağlığınızı, sıhhatinizi yerinde eylesin. Kazancınızı bol eylesin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın değerli dostlarım. Allah'a emanetsiniz.